arkadaşlar, herkese günaydın. Arkadaşlar, havuzu gördünüz ama tabii bu benim kaldığım yer değil maalesef. Arkadaşın pansiyonuna geldim onu okula götürmek için, çünkü motoru bozulmuş. Onu işte ben bugün okula götüreceğim. Onun için geldim. Burada işte havuzu var. İşte böyle havuz görüyorsunuz. Mis gibi. Burada işte duş alma yeri herhalde havuzun. Sonra burada jim var. Görüyorsunuz jimin ağırlık kaldırma aletleri, koşu. Yani Tayland'a geldiğiniz zaman bu tür pansiyonlar bulabilirsiniz arkadaşlar. Jimden çıktınız direkt havuza. Yani o sıcakta böyle havuza girmek çok güzel olur. İşte böyle bir pansiyonu var arkadaşın. Benim kaldığım pansiyonda hiç havuz mamuz yok. Çok güzel ya. Oradan su akıyormuş gibi böyle. Burada işte. Aa şey, pilates topu da varmış. Kliması da var. 10 numara bir şey ya. Some events. Öğle yemeği zamanı gençler. Şimdi öğle yemeğine gidiyorum. Bu arada size bir kelime öğreteyim. I am starving dediğiniz zaman, yani aç, kurt gibi açım demek anlamına geliyor İngilizce'de. Teyzeler kültürel elbiselerini giymişler. Bunlar büyük ihtimalle hoca. Arkadaşlar, burası da Jurassic Park gibi. Bu sincap koşmuştu. Arkadaşlar, şimdi öğleme bitti. Ben de derse doğru gidecektim. Bizim eski üniversitedeki arkadaş beni aradı. Hani o, bu bizim üniversitede essay yarışmasına katılmış, yani deneme yarışmasına. Ben de onun sonuçlarına baktım demin. Maalesef arkadaşım ilk üçe girememiş. Yani ilk üçe girmediği için ona da işte söyledim yani ilk üçe giremediğini falan diye. Onu da sizlerle paylaşayım dedim, yani arkadaşıma yardım etmiş oldum bunda. Arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Bu bizim pansiyon işte, en son odada kalıyoruz. İşte şimdi ben de yemek yemeye çıktım. Şimdi pilavlı tavuk yiyeceğim. Size nasıl böyle yemek yediğimi göstereceğim. Dışarıda nasıl yemek yiyoruz. Yani ben tek başıma gideceğim şimdi. Furkangil yemek yemişler. Aç değiller onun için. Tek başıma çıktım. Bugün okulda fazla bir şey çekemedim çünkü yapacak fazla bir şey yoktu daha doğrusu. Şimdi işte yemek yemeye çıkayım dedim. Sizleri de götüreyim. Ne yemek yiyorum, nasıl yemekler falan filan böyle göstereceğim sizlere. Bir de caddeyi falan gösteririm, böyle yemek pişirilen yer.
Güzel böyle Müslüman bir restoran var, oraya gideceğim inşallah. İşte burada. Burada işte giriş parmak izi var burada. Gelince gösteririm size çalıştığımı. İşte burası motorlar park yeri falan var. Motor burada. Arkadaşlar geldik şimdi yemek yediğimiz yere. Şurası. Orada tatlı da satıyorlar, tatlı yapıyorlar. Ama şimdi yemek de yiyeceğiz. Şimdi görelim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Au, kamokay hap. Mi krang de ma hap. Krang de. Mimi. น้ำ ใช่ครับผมจะมาประมาณ 5 นาทีครับใช่กินนี่ครับ Arkadaşlar demin gösterdiğim yerde mango ile pilav karıştırıyorlar, öyle bir yemek yapıyorlar. Mangolu pilav çok güzel oluyor, ben denedim. Mango bildiğin zaten eğer tam olmuşsa böyle çok tatlı bir meyve, çok güzel, ben çok seviyorum. Onu işte pilava katıp yapıyorlar. Arkadaşlar demin de gördüğünüz gibi teyze bana denemelik bir şey tattırdı, tatlı gibi bir şeydi. Ben hani söyledim, hani içinde domuz falan var mı diye. Yok dedi, zaten yani yaptığı hiçbir şeyde domuz kullanmıyormuş, onun için tadayım dedim. Çok güzel bir tatlı, böyle içinde aynı bizim baklava gibi, böyle içi biraz fıstıklı, biraz şekerli böyle. Tabi baklava gibi dediğim zaman tadı biraz baklavaya benziyordu. Arkadaşlar bizim Müslüman lokantasına geldik. İşte böyle. Şöyle dışarı. Girişi zaten orada. Aha geldim. Telefon me. Video. Arkadaşlar işte böyle. Şu sostan başlayalım. Şu var ya, şu. Çok acı. Katacağım ama yani. Ne olursa olsun. Yani çok yediriyor onun için. İşte böyle bir butumuz var, bir tane kocaman bir tavuk butu, pilavı sarı, sarı yaptıkları nasıl bilmiyorum, bir de işte şeyleri var, daha böyle nasıl diyeyim, kurutulmuş tavuk gibi böyle, çok güzel bir tat veriyor, bir de işte salatalık var, soğan, salatalık, böyle turşu gibi tadı var, bir de çorbası, bitkisel çorbası, pırasa var, sonra şu neydi ya, onun adını unuttum, şimdi suyumuz da var. Hadi şimdiden bismillahirrahmanirrahim.